Herkese merhabalar. 8. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı provasına hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. Harikasın tebrik ediyorum. LGS'ye de az bir zaman kaldı ama bizler tabii ki yazılardan da en yüksek notları alacağız. Şu anda yapacağımız çalışma sadece yazılımız için değil aynı zamanda LGS için de bir tekrar olmuş olacak. Zaten bugün seninle birlikte ilk başta e, esas konular yani sınavda da en çok çıkacak olan yazılımızda da LGS'de en çok çıkacak olan konuların üzerinden geçeceğiz. Sonrası dil şöyle bir tekrar edeceğiz. Sorularla tekrar edeceğiz. Yazı ve noktalamaya da bakacağız. Ardından da sorularımız geliyor. Ve biliyorsun ki 8. sınıfta yazılarımızda nasıl oluyor Tonguç'cum? Test oluyor hocam. Aynen hep test yapılıyor. Hocalar hani LGS'de hazırlık olsun diye hep test soruyorlar. Ama bizler dil bilgisi konularını anlatırken normal hani böyle açık uçlu sorular hazırladık. Onlardan da çözeceğiz. Ve sonrası mutlaka yazın notlarından da konularını tekrar etmeyi unutma. Um, biliyorsun burada Milli Eğitim Bakanlığı kazanımdan uygun bir şekilde sana tüm notlarını hazırladık. Ve bol bol soru çözmek de zoru bankasından, deneme kitaplarından bol bol soru çözmek de zaten senin birinci vazifen LGS öğrencisi olduğun için LGS hazırlanmıyorsan bile yazılılarda başarı istiyorsan mutlaka bol bol soru çözmemiz gerekiyor. <laughs> Konularımız belli zaten. Parça anlam sadece 8. sınıf değil bütün sınıflarda en çok çıkan soru olacak. Yani ileride üniversite sınavına girdiğinde de en fazla soru bu konudan gelecek. O yüzden bu konuyla alakalı bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Bol bol tekrar etmemiz gerekiyor. Zaten paragraf kitaplarımız da bunun için. Şimdi istersen hemen buraya geçmeden önce ee, şu cümle türleri, fiilde çatı, anlatım bozuklukları konularına bir biraz bakalım. Çünkü bu konuları işlediyseniz de bunlardan sınavda geleceksiniz. sıkıntı yaşayabilirsin. Şimdi öncelikle cümle türlerine geçmeden önce fiilimsi hatırlamamız lazım. Fiilimsi neydi Tonguç'un? Mame olumsuzluk alabilen saçma sapan bir şeydi. Evet. Gerçekten de mame olumsuzluk ki alabilmesi çok doğru. Bunu çok iyi hatırladın Tonguç'un. Hatta bak burada bir tane sorumuz vardı fiilimsi alakalı. Ona bakalım. Mesela demiş ki yukarıdaki metine geçen fiilimsileri ve türlerini test ediniz demiş. Şu anda ekranları başında bizi izleyen arkadaşlar da bizimle beraber bulmaya çalışsınlar. Şimdi Öncelikle Tonguç için önemli olan sınavda yapabildiği sorulardı diyor. Yüklemimiz nedir? Sorulardı. Önce yüklemi buluyorduk değil mi Tonguç'um? Önce yüklemi buluyorduk. Sonra geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılabilenlere bakıyorduk. Burada olan olmayan yapabildiği yapabilmediği diyebiliyoruz. Peki bunların çeşidi ne? Bunların çeşidi bu an eki almış yani. Anası mezar dikecekmiş. Harikasın. Anası mezar dikecekmiş kimindi? Sıfat fiilinde. O yüzden burada anın altını çiziyorum ve sıfat fiil yazıyorum. Yapabildiği dik eki almış. Bu da yine sıfat fiil. Bunları neden gösteriyorum? Bir filmsi soru sorabilir hocanız. LGS'de de çıkabilir. İkincisi birazdan göreceğimiz cümle türleri konusunda da içinde filmsi olan cümleler e, bulunan cümle olacak. Dolayısıyla bunları iyi bilmemiz lazım. Mesela bu cümlede olmasaydı tek yüklemli cümle diyecektik. Ama filmsi olduğu için fiilimsi bulunan cümle diyoruz. Yapılacak her şeyi koşup yapmalıydım yapmalı yüklemimizi buluyoruz. Sonrasında fiilimsimiz hangisi? Koşup hocam. Harikasın. Koşup, koşmayıp diyebiliyoruz ve ıp aldığı için zarf fiil. Ama bir tane daha var onu da kaçırma Tonguç'um. Yapılacak var, ecek acak. Bu da yine sıfat fiil olduğunu bileceğiz. Ortalığı dağıtırcasına koşuyor, durmaksızın koşuyordu. Sürekli koşuyoruz Tonguç'um sen de. Koşuyordu yüklemimiz. Burada bir yüklemimiz daha var koşuyor diye. Dağıtırcasına, casına cesine, cesine bu da yine bir zarf fiil. Ve durmaksızın, maksizin, maksizin bu da yine bir zarf fiil. Sınavı güzel geçince sevincini göstermek için oturduğu yerden kalktı. Şimdi kalktı yüklemimiz. Burası önemli. Geçince geçmeyince zarf fiil. Göstermek göstermemek isim fiil. İsim fiilikleri neydi? Maişmak. Harikası. Maişmak isim fiilikleri. Maişmak doğru. Oturduğu oturmadığı dık. Yine bir sıfat fiilimiz var. Sınavı güzel geçmiş öğrencinin yüzünü tanırım. Tanırım yüklem. Geçmiş geçmemiş. Yine anası mezar dikecekmiş şekilde almış bir sıfat fiil. Ailesi güzel haberi duyar duymaz heyecanlandım. Heyecanlandı yüklemimiz. Duyar, duymaz, ırmez. Bu da yine bir zarf fiil. Tonguç sınavından yüksek alıp almadığını öğrenmeden kutlama planı yapmak istemiyordu diyor. Şimdi istemiyordu yüklem. E, alıp almadığını bak. Alıp zarf fiil. Almadığını sıfat fiil. Öğrenmeden, meden medenmadan e, yine zarf fiil. Yapmak da mayışmak eki aldığı için isim fiil diyoruz. Gördüğün gibi gerçekten bayağı bir fiilimsi var. Ve bayağı bir... E, kelime çeşidi yani zarf fiil, sıfat fiil, isim fiil çeşidini görmüş olduk. Şimdi bunları neden gösterdik? Çünkü birazdan cümle türlerine gelince göstereceğim bak şimdi. Eğer sadece yüklem varsa yüklem bulunan cümle olacak. Yüklemden başka bir de fiilimsi varsa fiilimsi bulunan cümle olacak. İki tane yüklem varsa birden fazla yüklem olan cümle olacak. Yani burada bir sürü fiilimsi olsa da olmasa artık birden fazla yüklem olduğu için ona birden fazla yüklem olan cümle diyeceğiz. Şimdi gelelim bir de cümle ögelerine. Cümle ögelerini hatırlayalım. Cümle ögelerinde de ne yapmamız gerekiyordu? Öncelikle hangi ögeyi buluyorduk Tonguç'un? Yüklemi buluyorduk hocam. Harikasın. Yüklemi buluyorduk. Yüklemden sonra özne, ardından diğer öğelere bakıyorduk. Şimdi ilk sahnesi 1930'larda başlayan ve bir maden mühendisinin çevresi olup bitenleri anlatan bu film olağanüstüydü diyor. Şimdi yüklemimiz olağanüstüydü. Tamam. Yüklemimiz isim olduğu zaman ne diyorduk? Eyvah diyorduk. Eyvah diyorduk evet ama eyvah derken şöyle eyvah diyorduk. Eyvah. Bu cümle sadece özne yüklemden oluşabilir. Dikkat olmam lazım diyorduk. Genelde de hep yüklemi isim olanlar özne yüklemden oluşuyordu. Olan üstülü yüklem. Ne olan üstüydü? Bu film. Anlatan bu film. olup bitenleri anlatan bu film. Mühendisinin içerisi. İlk sahnesi 1990'larda başlayan ve bir maden mühendisinin içerisi olup bitenleri anlatan bu film olan Bak gördüğün gibi özne ve yüklemden oluşmuş oldu. Neden özne yüklemden oluşmuş oldu? Çünkü olan yüklemi işte nereye olan üstüydü? Ne zaman olan üstüydü? Neyi olan bu tarz soruları cevap veriyor. Ne olan üstü diyorsun? Özne olan oluyor, bitiyor. İsim cümleleri genellikle özne yüklemden oluşuyor. Tonguç evladı benim. Şimdi insanların bildikleri yer... isim cümlesi de önemli. Birazdan cümle türlerinde yüklem isim olanlar isim cümlesi diyeceğiz. Yükleme fiil olanlar da fiil cümlesi diyeceğiz. Devam edelim. İnsanların bildikleri yerlerden kalkıp bilmedikleri fakat merak ettikleri yerleri gidip görme arzusu onlara yeryüzünün meçhul yerlerini öğrenme ve keşfetme yolunu açmıştır. Açmıştır yüklemimiz yine. Ee, açmıştır. Ne açmıştır? Hmm gidip görme arzusu, insanların bildikleri yerlerden kalkıp bilmedikleri fakat merak ettikleri yerlere gidip görme arzusu açmıştır. Kimi açmıştır? Onları açmıştır. Onlara niye açmıştır? Yeryüzünün meşhur yerlerini öğrenme ve keşfetmeye onlaşmıştır. Bak bu zor bölgeymiş. Şimdi açmıştır yüklem. Burası özne. Burası özne. Onlara nedir Tonguç Eral benim? Yer tamlayıcısı. Harikasın tebrik ediyorum seni. Yer tamlayıcısı. Ve geriye ne kalıyor? Yeryüzünün meşhur yerlerini öğrenme ve keşfetme yolunu. Neyi? Yeryüzünün meşhur yerlerini öğrenme ve keşfetme yolunu. Burası da belirtili nesne oluyor Tomuç Ela benim. Neyi sorusu, kim sorusu belirtili nesneyi veriyordum. Şimdi burada neden burayı bütün olarak aldık? İnsanların arzusu. Yeryüzünün yolunu bak. İn ı bağlantılarına dikkat etmemiz gerekiyordu. Şimdiye kadar onu arkadaşların ayrı bir şey yaparken görmedim diyorum. Yüklemimiz görmedim. Kim görmedi? Ben görmedim. Ben gizli özne. Peki ne zaman görmedim? Şimdiye kadar. Zarf tamlayıcısı. Kimi görmedim? Onu görmedim. Belirtili nesne. Ee, nasıl görmedim? Arkadaşlarından ayrı bir şey yaparken. Arkadaşlarından ayrı bir şey yaparken nasıl sorusuna cevap verdiğine göre hangi ögedir Tonguç Eylül benim? Zarf tamlayıcısı. Harikasın. Tebrik ediyorum. Bu da yine zarf tamlayıcısı. O zaman ne yapıyoruz? Önce yüklemi buluyoruz. Yüklemi bulduktan sonra yüklem isimse özne yüklem mi diye bakıyoruz. Eğer isim değilse fiilse kim sorularıyla özne, kimin iyi sorularıyla belirtili nesne, işte ne zaman sorusuyla zar tamlayıcısı, nereye, nerede, nereden, kime, kimle, kimden sorularıyla yer tamlayıcısını bulup öge işlemini tamamlıyoruz. Ve mutlaka ın, ı bağlantısına dikkat ediyoruz. Yani insanların arzusu, yeryüzünün yolu. Niye? Çünkü tamlamalar bölünmüyor Tonguç'um. Şimdi geldik fil çatısı konusuna. Fil çatısı ile alakalı da eğer hocanız işlediyse buradan da soru sorabilir. Bizler zaten... Hem yazılı notlarımızda bu konuyla alakalı sana net bilgi verdik hem de e, normal denemelerde de bazen birkaç tane koyduk bu sorudan. Çünkü bu konudan fazla soru çıkmıyor ama yazılarda da faydası olabilir diye sana bunlardan sorular koyduk. Tabii kitaplarımızda zaten sorusu var. Şimdi nesnesine göre fiillerde geçişli ya da geçişsiz oluyordu. Onu sözcüğü alabiliyorsa geçişli oluyordu. Onu sözcüğü alamıyorsa biz bu tarz fiillere geçişsiz diyorduk. Öznesine göre fiillerde ise özne işi kendisi yapıyorsa etken, iş başka tarafından yapılıyorsa edilgen oluyordu. Şimdi önce istersen nesnesine göre yapalım. Herkesi iyi tanıyordu. Onu tanıyordu diyebiliyor muyuz? Evet hocam. O zaman onu tanıyordu diyebildiğimize göre bak şöyle yazıyorum. Onu tanıyordu diyebildiğimize göre bu nesnesine göre geçişli fiil. Sergideki tüm resimler satıldı. Onu satıldı diyebiliyor muyuz Tonguç'um? Anlamsız oluyor hocam. Evet anlamsız oluyor dediğin çok doğru. Onu satıldı. Nasıl yani? Onu satıldı olmuyor. O zaman bu geçişsiz fiil oluyor. Nesnesine göre geçişsiz fiil. Gülü seven dikenine katlanır. Onu katlanır oluyor mu Tonguç'um? Olmuyor hocam. Olmuyor. O zaman onu diyorum. Olmadığı için de üzerine şöyle bir çizgi atıyorum. Ve buraya da yine geçişsiz fiil yazıyorum. Tonguç evladım benim. Geçişsiz fiil. Yerler daha yeni silinmişti. Yine onu silinmişti diyemiyoruz. Bu da yine geçişsiz bir fiil oluyor. Tonguç evladım benim. Buraya da üzerine atalım. Bakalım. Lokmaları çabuk 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 çubuk olmuş. Burayı de, yanlış yazmışız. Çabuk çabuk e, atıştırıyordu demiş. Şimdi e, neyi atıştırıyordu Tonguç'um? Lokmaları hocam. Lokmaları bak. Lokmaları atıştırıyordu. Yani onu atıştırıyordu diyebiliyoruz. O zaman bu geçişli fiil oluyor. Sınavda bu konuyla alakalı bu şekilde soru çıkarsa önce nesneleri yap sonra öznere geç. O zaman onu tanıyordu yani herkes tanıyordu. Onu atıştırıyordu yani lokmaları atıyor diyebildiğimiz için bunlar onu alabildiği için geçli fiil oldular. Ama diğerleri onu satıldı, onu katlanır, onu sınırlıymıştı diyemediğimiz için bunlar geçsiz fiil oldular. Şimdi gelelim öznesine göre fiillere. Öznesine göre fiillerde özne işi kendisi yapıyorsa etkendi. Herkes iyi tanıyordu, kendisi tanıyordu. O zaman bu etken çatılı bir fiildir. Etken yazıyorum. Sergideki tüm resimler satıldı. Resimler kendisi mi satıldı yoksa... Birileri tarafından, başka tarafından mı satıldı? Başkası tarafından. Harikasın, başka tarafından satıldı. O zaman bu edilgen fiil. Niye? Çünkü bak sattı demiyor, satıldı. Yani birileri tarafından satıldı, başka tarafından satıldı. Kimin sattığını bilmiyoruz. Buradaki sergideki resimler özne, satıldı yüklem ama bu sözde özne olacak. Gülü seven ne katlanır. Kendisi katlanır. O zaman burası etken fiil oluyor Tonguç'um. Yerler daha yeni silinmişti. Yerler kendisi mi silindi yoksa e, başka tarafından mı silindi? Başka tarafından. Başka tarafından silindi. O zaman bu yani silindi diyor bak. Sili demiyor. Silindi. O zaman bu yine edilgen çatılı bir fiil olmuş Elan'ın benim. Neden? Çünkü sildi kendisi silindi başka tarafından. Lokmaları çabuk çabuk atıştırıyordu. Kendisi atıştırıyordu. O zaman burası yine etken çatılı bir fiil. O zaman bu konuyu da güzel bir şekilde tekrar etmiş olduk. Geldik şimdi cümle türlerine. Yüklemine göre anlamına göre ve yüklemin yerine göre. Şimdi yüklemine göre cümleler çok basit bir şey. Yüklemi fiil ise fiil cümlesi oluyor, isim ise isim cümlesi oluyor. Şimdi o zaman buraya yazıyorum. İsim cümlesi olabiliyor veya fiil cümlesi olabiliyor. Bunu yazdık. Güzel. Akşamları kitapçıya uğramanız gerekiyor. Şimdi gerekiyor isim mi fiil mi Tonguç? Fiil hocam. Evet, tamam o zaman gerekiyor bir fiil olduğuna göre bu da bir fiil cümlesi. Yazıyorum buraya fiil cümlesi yazıyorum. Cüm yazsam yeter. Devam ediyoruz. İlerledi Sakin adımlarla. Bu cümlenin yüklemi, isim mi, fiil mi? Adımlarla yüklem hocam. Aa bak adımlarla değil. Dikkatli ol öyle kafadan atma. Bu cümlenin yüklemi ilerledi. Sakin adımlarla ilerledi diyoruz. O zaman ilerledi yüklem olduğuna göre bu cümlenin yüklemi de yine bir fiil Tonguç Eylemli. Fiil cümlesi. Yine önce bu sütunu bitiriyorum. İsim mi, fiil mi? Burada yok yokmuş. Bak yok yokmuş diyor. Yokmuş yine tabii ki bir isim. Niye? Çünkü yokmamış diyemezsin. Bak ilerledi ilerlemedim. Gerekiyor, gerekmiyor diyebiliyorsun ama yokmuş yokmamış diyemezsin. Bu bir fiil değil isim. O zaman bu da yine bir isim cümlesi. Ne beni dinliyor, ne babasını takıyor. Dinliyor ve takıyor fiil olduğu için bunlar da yine fiil cümlesi diyoruz. Sonuç herhalde benim. Gelmez miymiş diyor. Bak gelmez miyim, hiç gelmez miyim diyor. Gelmez yine bir fiil. O yüzden bu da yine fiil cümlesi. Bu kadar basit. Şimdi yüklemleri de bir daha gösterelim. Bak dinliyor, takıyor. Bunun birden fazla yüklem var. Burada yüklem gelmez kelimesi. Şimdi, geldik e, anlamına göre cümlelere. Anlamına göre cümlelerde ya olumlu cümle var, ya olumsuz cümle var, ya soru cümlesi var, ya da ünlem cümlesi var. Şimdi başlayalım. Akşamları kitapçıya uğramanız gerekiyor. Bu olumlu bir cümle. Niye? Gerekiyor dedi. Olumlu cümle yazıyorum. İlerledi sakin adımlarla. İlerledi yine bu da nasıl bir cümle Tonguç? Olumlu cümle. Aynen dediğin gibi hemen buraya yazalım. Olumlu cümle... Burada yok yokmuş. Şimdi bak. Burada yok yokmuş demek her şey varmış demek. O zaman her şey varsa bu da yine anlamca olumlu bir cümle. Ne beni dinliyor ne babasını takıyor. Yani beni de dinlemiyor babasını takmıyor. Dolayısıyla bu nedir? Anlamca olumsuz bir cümle. Yazalım buraya. Olumsuz cümle. Gelmez miymiş demiş. Gelmez demiş. Yani gelirim demek istiyor. Dolayısıyla bu da yine anlamca olumlu bir cümle. Niye gelmez demiş? Gelir demek istiyor. Burada şuna dikkat et. Bak bu biçimce olumsuz gelmez diyor. Veyahut da burada yokmuş diyor. Ama biz biçimine değil, anlamına bakacağız. Gelmez Gelmezmiş, gelirim. Ne beni dinliyor ne babasını takıyor. Yani ikisini de dinlemiyor da takmıyor da bak. Dolayısıyla olumsuz olduğunu bileceğiz. Şimdi geldik yüklemin yerine göre cümlelere. Yüklemin yerine göre cümlelerde yüklem cümlenin sonundaysa kurallı cümle oluyordu. Yüklem cümlenin sonunda değilse, ortasındaysa, başındaysa nasıl oluyordu? Devrik cümle oluyordu. Harikasın. Devrik cümle oluyordu. Bir de yüklemi olmayan cümleler var. Onlar da eksiltir cümleler. Burada zaten onun örneği yok. Şimdi başlayalım. Demiş ki akşamları kitapçıya uğramanız gerekiyor. Gerekiyor yüklemi cümlenin sonunda olduğuna göre biz buna ne diyeceğiz? Yüklemin yerine göre kurallı cümle diyeceğiz. Şuradan nokta yoktu onu şöyle kapatalım. Kurallı cümle diyeceğiz. Tamam. İlerledi sakin adımlarla. Burada yüklem cümlenin sonunda mı? Değil hocam. O zaman cümlenin sonunda değilse başında ya da ortası nerede olursa olsun fark etmez. Artık buna devrik cümle diyoruz. Sonuç evladım şey benim. Burada yok yokmuş bak yok yokmuş diyor. Yokmuş cümlenin sonunda o zaman bu da yine kurallı cümle Tonguç evladım benim. Devam ediyoruz. Ne beni dinliyor ne babasını takıyor. Bak burada birden fazla yüklem var ama sonuçta en sondaki yüklem en sonda olduğuna göre buna da kurallı cümle diyeceğiz Tonguç evladım benim. Gelmez miymiş demiş. Bak hiç zarf tamlayıcısıdır. Ne zaman? Hiç gelmez miyim? Dolayısıyla burada hiç zarf tamlayısı olduğu için yüklem en sonda değil. Yüklem başta. O yüzden buna da devrik cümle diyeceğiz. Tonguç Eyladım benim. Şimdi geldik yapısına göre cümlelere. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Yapısına göre cümlelerde en başta söylemiştim zaten fiilimsi ve cümlenin ögeleri bu açıdan önemliydi. Eğer tek bir yüklem varsa tek yüklem bulunan cümle diyoruz. Tek yüklem bulunan cümle. Eğer yüklem ve fiilimsi varsa fiilimsi bulunan cümle diyoruz. Eğer birden fazla yüklem varsa buna birden fazla yüklem olan cümle diyoruz. Eğer birden fazla yüklem bağlaçla birbirine bağlandıysa da bağlacı olan cümle diyoruz. Şimdi Sakla samanı, gelir zamanı. Bak. Samanı sakla diyor. Bu birinci yüklem. Zamanı gelir diyor. Bu ikinci yüklem. Şimdi sakla samanı, gelir zamanı. Burada birden fazla yüklem olduğuna göre biz buna ne diyeceğiz cümle yapısı bakımından? Ee, birden fazla yüklemi olan cümle. O zaman yazalım. Bu da sınavda çıkabilir. Birden fazla. Eğer işlediyseniz tabii ki. Birden fazla yüklemi olan cümle. Devam edelim. Damlaya damlaya göl olur demiş. Şimdi... Bu cümlede fiilimsi var mı? Var hocam. Nedir? Damlaya damlaya. Harikasın bak. Damlaya damlaya fiilimsi. O zaman fiilimsi varsa bu da fiilimsi bulunan cümle olacak. Fiilimsi bulunan cümle. Neden? Çünkü içerisinde damlaya damlaya zarf fiili var. Buna biz yan cümle diyoruz. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ne çıkmaz? Duman çıkmaz. Nereden? Ateş olmayan yerden. Şimdi Burada fiilimsi var mı? Olmayan hocam. Harikasın. Olmayan fiilimsi burada. Olmayan sıfat fiil. Dolayısıyla bu da yine fiilimsi bundan cümle. Denden işaret koyuyorum. Arkadaşlar anlıyorsunuz. Komşu komşunun külle muhtaçtır. Şimdi muhtaçtır yüklem. Tamam. Kim muhtaçtır? Komşu muhtaçtır. Neye? Komşunun külüne. Yani yer tamlayısına muhtaçtır. Tamam. Peki bu cümlede fiilimsi var mı? Yok hocam. Birden fazla yüklem yok. O zaman bu nedir? Tek yüklemli cümle. Yazalım buraya. Tek yüklemli Cümle olmuş oluyor. Böylece dil bilgisini güzel bir şekilde tekrar etmiş olduk. Zaten e, bizler motivasyon denemelerimizde LGS'deki olduğu gibi daha çok anlam bilgisi ağırlıklı soruyoruz. Hep anlam bilgisi çok ağır çıkıyor sınavda. Hep böyle yoruma dayalı anlam bilgisi sorularına çok ağırlık veriyoruz. Ama dil soruyoruz ama e, hem yazılı notlarımızda hem de soru bankalarımızda dil bilgisel alakalı yeterince soru var, yazılı notlarında konu konantı var, oradan da dikkat etmelisin. Şimdi geldik son bir anlatım bozukluğu konusuna da bakalım, ondan sonra zaten normal e, şeylere geçeceğiz. Nedir onlar? Anlam bilgisel alakalı çoktan seçmeli sorulara geçeceğiz. Şu ana kadar hatan çıktı mı Tonguç? Birkaç tane çıktı hocam. Bazen çıkar, bazen çıkmaz ama Sonuçta biz şu çok önemli bak, LGS'ye de az bir süre kaldı. Sınava kadar ne kadar çok hata yaparsak, ne kadar çok e, sorunun cevabını öğrenip bilgilerimizi artırsak o kadar iyi. Çünkü şu anda bazı hata yaparsın ama sonra zamanla sınavda yapmazsın. Dolayısıyla şimdi ne kadar çok çalışırsak, gayret gösterirsek hata yapmamız da o kadar doğal. Zaten hiç hata yapmıyorsak ya süperizdir ya da hani çalışmıyoruz. Hiç hata yapmıyorum çünkü hiç çalışmıyorum gibi bir şey olur. Şimdi konunun anlatım bozukluklarını tespit ediniz demiş. Konunun az bilinen yönüne ışık tutuyor, aydınlatıyor. Şimdi anlatım bozukluğunda şöyle bir şey var. İçerisinde virgül bulunan, içerisinde fiilimsi bulunan, işte e, bağlaç bulunan cümlelerde iki salla bir bağlı yöntem uyguluyorduk hatırlarsan. Bu dil bilgisine bağlı bozukluklarda uyguladığımız bir yöntemdi. Anlama dayalı bozukluklarda ise başka bir yöntem vardı. Şimdi bak. Konunun az bilinen bir yönüne ışık tutuyor. Bak, konunun az bilinen yönüne ışık tutuyor. Aydınlatıyordu. Niye aydınlatıyordu? Konunun az bilinen yönü aydınlatıyordu diyemeyiz. E, konunun aydınlatıyor diyemeyiz. O zaman konuyu aydınlatıyor demesi lazım yani. Onu aydınlatıyor demesi lazım. Ve burada dolayısıyla konu konuyu ya da onu eksik olduğu için yani buraya onu yazmamız gerektiği için nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Şimdi buraya bakalım. İçeri girip çıkarken sessiz olunuz. Şimdi burada bak içeri girip diyebilirsin ama içeri çıkarken diyemezsin. İçeri girip dışarı çıkarken sessiz olunuz diyor. Dolayısıyla burada da ne olmuş oluyor? Yine hata var. Burada da veya içeri girip içeriden. içeri girip dışarı çıkarken. ...ya içeri girip dışarı çıkarken de olabilir... ...içeri girip içeriden çıkarken de olabilir... ...burada yine ögü eksikliği var... ...burada mesela içeri girip e, şöyle diyelim mesela... ...içeriden çıkarken diyelim şöyle... ...içeriden... ...den eki aldığı için bu da yer tamlayısı olmuş oluyor... ...buraya da yer tamlayısı eksikliği diyebiliriz... ...şöyle tam yazalım ki karışıklık olmasın... ...bu biraz zor olmuş bunu sormazlar... ...kardeşini çok severdi ama hiç anlaşamazdı bak... ...kardeşini çok severdi diyebilirsin bak... ...kardeşini severdi... ...bir kardeşini hiç anlaşamazdı oluyor mu? Olmuyor hocam... ...o zaman ne dememiz lazım... Ama onunla hiç anlaşamazdı dememiz lazım. Bu da zarf tamlayıcısı eksikliği oluyor. Tonguç Ali benim. Nil'in kolu kırıldığından okula gitmedi. Kim okula gitmedi? Nil'in kolu oluyor. Halbuki Nil'in kolu kırıldığından o okula gitmedi. Ya da Nil okula gitmedi dememiz lazım. Burada da ne olmuş oluyor? Özne eksikliği oluyor. Şimdi kimin okula gitmedi belli değil. Nil mi gitmedi? Nil'in kolu mu gitmedi belli değil. Halbuki Nil gitmedi. O zaman şöyle dememiz lazım. Nil'in kolu kırıldığından o okula gitmedi. Ya da şuradaki ini atıp Nil kolu kırıldığından okula gitmedi dememiz lazım. Kardeşine karşı sabırlı ve onu üzmemelisin. Bak şimdi. Kardeşine karşı sabırlı üzmemelisin olmuyor. Bak, kardeşine karşı sabırlı üzmemelisin. Olmuyor. olmuyor. Kardeşine karşı sabırlı olmalısın. Bak olmalısın. Ve kardeşine onu üzmemelisin demen lazım. Dolayısıyla burada da yüklem eksikliği var. Niye? Sabırlı olmalı dememiz gerekiyor. Ben kendi odama Beril kendi odasına yattı. Şimdi Beril kendi odasına yattı diyebilirsin bak. Beril yattı tamam. Peki ben yattı oluyor mu? Olmuyor. Ben kendi odama yattı. Olmaz. Ya şöyle dememiz lazım. Ben kendi odama yattım. Beril de kendi odasına yattı ben lazım. Ya da ben ve o birlikte özne olduklarında yüklem biz olur. Yattık şeklinde düzeltmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada da özne yüklem uyuşmazlığı var. Özne yüklem uyuşmazlığı olduğunu bileceğiz. Yazalım böyle. Özne yüklem uyuşmazlığı. Tamam. Şimdi başka bir anlatım bozukluğu var. Bu tür duygular gözlerimi yaşartırlar demiş bak. Duygular gözlerimi yaşartır demesi lazım. Yaşartırlar diyemeyiz. Burada yine özne ile yüklem uyuşmuyor. Tekillik çoğuluk uyuşmazlığı var. Yazalım buraya. Özne yüklem uyuşmazlığı. Şöyle yazıyorum. Özne yüklem uyuşmazlığı. Niye? Çünkü Türkçe'de herkes böyle çoğul yüklemle kullanamaz. Mesela e, arkadaşlar geldiler diyebilirsin öğrenciler ders çalışıyorlar diyebiliriz ama işte kalemler güzeldirler. Öyle olmaz. Ayaklarım ağrıyorlar. Olmaz. İşte duygular gözlerimi yaşartırlar. Olmaz. Yani her şeyi çoğul yüklem kullanamıyorsun. Çoğul da olsa. Herkes dersi dinliyor. Çıt bile çıkarmıyordu bak. Herkes dersi dinliyor diyebiliyorsun. Ama kim çıt bile çıkarmıyordu? Cümlede özün yok. Herkes dersi dinliyor herkes çıt bile çıkarmıyor oluyor. Dolayısıyla burada az önce gösterdiğimiz yönteme göre yani şöyle iki salla bir bağla yaptığımızda olmuyor. O zaman ne diyeceğiz? Herkes dersiniyor. Kimse çıt bile çıkaramıyordu diyeceğiz. ve Dolayısıyla burada da ne olacak? Yine özne yüklem uyuşmazlığı var. Bu da olumluluk olumsuzluk uyuşmazlığı. Bak yukarıdaki tekillik çoğuluk uyuşmazlığıydı. Bu da olumluluk olumsuzluk uyuşmazlığı. Siyasi ve ekonomi alanında kararlar alındı bak. Yine V'nin olduğu yerde ne yapıyoruz? İki salla bir bağla yapıyoruz. Harika. İki salla bir bağla yapıyoruz. Ekonomi alanında kararlar alını diyebiliriz ama siyasi alanında olmuyor bak. Ekonomi alanında oluyor ama siyasi alanında olmuyor. O zaman ne dememiz lazım? Siyasi alanda ve ekonomi alanında kararlar alındı. Bu da tabii ki nedir? Tamlama yanlışlığı yazıyorum şöyle. Tamlama yanlışlığı. Sözünü ettiğiniz yere ne gittim ne de adresini bilirim. Bak sözünü ettiğiniz yere ne gittim ne de sözünü ettiğiniz yere adresini oluyor. Halbuki sözünü ettiğiniz yerin ne de oranın adresini bilirim demesi lazım. Burada da tamlayan eksikliğinden kaynaklanan altı bozukluğu var. Bunu bazı arkadaşlarımız okulda işlememiş olabilirler ama biz bu konudan göstermiş oluyoruz. Hem LGS'de belki sorulabilir, düşük bir ihtimal sorulabilir. Hem de denemelerde karşımıza çıkarsa diye hazırlıklı olalım. Emre çok akıllı ama dikkatli değildir bak. Emre çok akıllıdır demek istiyor ama dikkatli değildir demek istiyor. Dolayısıyla buradaki dırı kullanmayınca şöyle oluyor. Emre çok akıllı değildir, dikkatli değildir. Hayır, Emre dikkatli değil ama akıllı. O zaman burada ne dememiz lazım? Ek eylem eksikliği var. Dır eksik olduğu için ek eylem eksikliğini de güzelce yazalım buraya. Tonmuş herhalde benim. İnsan başarılı olursa hayattan zevk alınır. Nasıl yani? Zevk alınır edilgen bir ifade. Zevk alınır başka tarafından. İnsan başarılı olursa kendisi başarılı olursa. burada zaman bir karışıklık oluyor. İnsan başarılı olursa hayattan zevk alır. Ya da başarılı olunursa hayattan zevk alınır gibi ikisi de edilgen olması lazım. Yani burada bir çatı uyuşmazlığı var. Bu edilgen, bu etken. Bu etken bu edilgen olunca da fiil çatısı uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu oluşuyor. Tonguç Eladi benim. Vergilerin yeni sisteme göre toplanacağını sağlayacaklar. Burada ne var? Saçma bir cümle hocam. Evet saçma bir cümle. Onu görüyorum ama yani bir sıkıntı var. Nerede? Toplanacağını kelimesinde. Vergilerin yeni sisteme göre toplanacağını değil de toplanmasını sağlayacaklar demesi lazım. Toplanacağını sağlayacaklar bir anlamsız oluyor. Dolayısıyla e, yanlış ek kullanımı ya da yanlış fiilimsi kullanımı diyebiliriz. Yanlış fiilimsi kullanımı şeklinde bunu da cevaplayabiliriz. Tonguç herhalde Şimdi geldik diğer kısma. Yani nedir? Ee, esas sınavda çıkacak olan e, daha çok yoruma dayalı olan paragraf sorularına, işte e, sözel mantık sorularına, yazım noktalama sorularına bakacağız. Şimdi buraya kadar kısımla alakalı kafanı karıştıran bir şey var mı? Tom? Bir kez daha özetler misin hocam? Bir ya. daha özetlemem istiyorsun. O zaman bak çok hızlı bir özet yapıyorum sana. Şöyle ben şuradan bir boş kağıt alayım. Bak şimdi bir saniye Hemen yani bir saniye değil de bir dakika işte özetleyip geçiyorum. Şimdi fiilimsi iyi nasıl buluyoruz? Önce yüklemi bulacağız. Sonra geriye kalan kelimelerden Mame 2 ile olumsuz yapılabilenlere bakacağız. Eğer mayışmak eki aldıysa isim fiil oluyor. Anası mezar dikecekmiş eki aldıysa sıfat fiil. Geriye kalanlar zarf fiil. Bu bir. Cümle ögelerinde yine önce yüklemi buluyoruz. Yüklemi bulduktan sonra kim ve ne sorularıyla özneyi, kimi neyi sorularıyla belirtili nesneyi, yine ne sorusuyla belirtili nesneyi. Nereye nereden e, kime kimle kimden neye neyden neyden sorularıyla yer tamlayısını ne zaman nasıl ne kadar nereye gibi sorularla da zar buluyoruz. Burada cümle nögelerinde en çok dikkat etmemiz gereken şey tamlamaların bölünmemesi yani ın ı bağlantısının bölünmemesi. Cümle türlerine baktığımızda yine yükleme buluyoruz. Yüklem bulduktan sonra yüklem cümlenin sonunda ise kurallı değilse devrik oluyor. Yüklem fiilse ise fiil cümlesi isimse isim cümlesi oluyor. Yüklem olumluysa yani anlamı olumluysa biçimci olmuş olabilir ama anlamı olumluysa olumlu mu oluyor mesela Tonguç seni sevmiyor değil yani seviyorsunuz evet yani seviyorum ama bak biçimci olmuşu söyledim dedim ki seni sevmiyor değilim falan karışık ama esas toplamda seviyorum demek istedim. dolayısıyla bu e, anlamca olumlu olmuş oluyor e, bazen ünlem cümlesi olabiliyor ne kadar yaramaz bir çocuk diye bazen işte soru cümlesi olabiliyor yarın gelecek misiniz gibi tamam bir de yapısına göre cümleler var yapısına göre cümlelerde de sadece yüklem varsa tek yüklem cümle oluyor eğer bir yüklem varsa ve bir de fiilimsi varsa fiilimsi bulunan cümle oluyor. Birden fazla yüklem varsa birden fazla yüklem olan cümle oluyor. Buna dikkat et fiilimsiyle birden fazla yüklemi karıştırma. Burada fiilimsiler olsa bile birden fazla yüklem varsa birden fazla yüklem olan cümle oluyor. Ona dikkat et. Yani a filmse var burada ne yapacağım? Hayır birden fazla yüklem varsa daha önemli bir özellik. Eğer birden fazla yüklem bağlaçla birbirine bağlandıysa ve veya ama gibi o zaman da bağlıcı olan cümle oluyor. Ha bir de fiil çatısı vardı. Eğer onu alabiliyorsa geçişli, onu alamıyorsa geçişsiz. Kendisi yapıyorsa etken, iş başka tarafında yapılıyorsa edilgen oluyor. Cümle ögelerinde de bilhassa içerisine böyle virgül bağlaç bulunan cümlelerde iki sağla bir bağlı yöntemiyle eksik olan ögeyi bulmaya çalışacaksın. Şimdi kısa bir özet yapacağım dediğim için kısaca yaptım ve hemen şimdi buradan devam ediyorum. Şu şöyle israf olmasın. Şey yapmayalım. Yani onları atmayalım. Şimdi bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Vücudumuzu Bu tür sorularda bak şimdi burası çok önemli. Bu tür sorularda ee, ilk başta soru kökünü okuyacağımızı biliyoruz. Ama seçenekleri en son okuyacak olsak bile yani bu köke geçtikten sonra şuna dikkat etmemiz lazım. Metinlerin içerisinde bazı kelimeler vardır paragrafların içerisinde. Bunlar anahtar kelimelerdir. Mesela her zaman söylediğimiz böyle gider 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 sonra bir anda ama oysa der sonra ana düşünceyi verebilir demiş. Veyahut da özetle kısacası yani gibi ifadeler bize böyle tüyodur. Onlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi bakalım Vücudumuzu mükemmel bir makine olarak düşünmek ve sadece gerçekten ihtiyacı olduğu kadar beslemek gerekir. Bak şimdi burada güzel bir giriş cümlesi yaptım. Genellikle böyle güzel bir giriş cümlesi olduğu zaman burada bize ana düşünceyi verebilir. Yani asıl atmak ne verebilir. Örneğin dedi, işte örneğinden önceki ifadelerde de ee, ana düşünce olabiliyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi adam anlatıyor böyle böyle gidiyor gidiyor ama diyor oysa diyor ana düşünceyi veriyor. Veyahut da ana düşünceyi söylüyor sonra örneğin diyerek, örneğin diyerek... Sonra ana düşünceyi destekleyen örnekleri vermeye başlıyor. Ama en başta ana düşünceyi söylüyor. Veya tabi bir örnek daha söyleyeyim. Böyle gidiyor 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 tırnak içinde bir kişinin sözünü alıyor. Tanık gösteriyor. Bu tanık göstermesinin sebebi işte ana düşünceyi vermek için yani. Anlaştık mı? Dolayısıyla tırnak içindeki cümlelere ama oysalardan sonrasına örneğinden öncelere dikkat edeceğiz. Şimdi örneğin otomobilinize benzin almaya kalktığımızda depo yer seferinde doldurmayız. Önemli olan belirli aralıklarla alıp gitmek istediğimiz yere varabilmektir. Veya cep telefonumuzu şarj ettiğimizde dolduğu halde biraz daha şarja kalacak olursa daha yol çalışacağını düşünmeyiz. Şimdi dolayısıyla örnek de verdi. vücudumuz mükemmel bir makine olarak düşünmek ve sadece gerçekten ihtiyacı olduğu kadar beslemek gerekir diyor. Ha. Bir sürü benzin doldurmaya, bir sürü şarj etmeye nasıl gerek yoksa bir sürü yemek yemeye de gerek yok. Ben Bakalım. doyduktan sonra 10 dakika daha yemezsem tam doymuyorum. Böyle bir şey olur mu Tonguç'um ya? Doyduktan sonra bırakacaksın hatta doymadan bırakmak gerekiyor. Sen bir de doyduktan sonra 10 dakika daha yiyorsun tam şişiyorsun o zaman. Böyle bir şey olmaz. Yanlış. Neyse şimdi Cep telefonunu uzun süre şarja bırakmak zararlıdır. Ya burada asıl anlatmak istenen bu değil. Otomobillerin hareket edebilmesi için deposunu tam dolu gerekmez. Ya bu tamam doğru ama burada asıl anlatmak istenen bu değil. Bunlar örnekti. Vücudumuz için beslenme neyse otomobil için yakıt odur. Tamam doğru ama bu da değil esas vurgulanan. İhtiyacımız olduğu kadar beslenmek bedenimiz için en sağlıklısıdır. Evet bak vücudumuzu mükemmel bir makine olarak düşünmek ve sadece gerçekten ihtiyacı olduğu kadar beslemek gerekir dedi. Giriş cümlesi de bize ana düşünceyi verdi. Sonradan da örneklerle besledi. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Geldik buraya. Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar demiş. Bu tarz sorularda öğrenmemiz lazım mutlaka mutlaka giriş cümlesi bulmamız lazım. Niye? Çünkü giriş cümleleri içerisinde bu bu yüzden böylece gibi ifadeler barındırmaz. Barındırmadığı için de ee, sen o giriş cümlesiyle yeni bir konuya, yeni bir başlangıca, yeni bir paragrafa geçebilirsin. Bak şimdi. Günümüz robotları yüz tanıma, nesne tanıma, konuşma tanıma gibi teknolojiler sayesinde çevreleriyle etkileşim içinde olabilir. Böylece bak böylece dediği için artık buradan bölemeyiz. Yani buradan bölüp yeni paragraf geçiyor diyemezsin. Niye? Çünkü böylece diyerek bir önceki cümleye bağladı. Böylece robotlarla iletişim tek yönlü değil çift yönlü gerçekleşebilir. Etkileşimli olarak gerçekleştirebilen bu sistemler bak. Bu sistemler dedi yine üçü de ikiye bağladı. Bu sistemler sayesinde özellikle iletişim bozukluğu olan insanlara yardım edilebilmektedir. Hatta bak hatta dedi bu da buna bağladı yine. Yine dördü de üçe bağlı. Hatta diyorsa daha devam ediyor paragraf. Hatta bu sistemlere bak bu de da bu da var yani bu hatta böylece bu yüzden bunlar hep bir önceki cümleyle bağlantı oluyor koparamıyorsun. Hatta bu sistemlerle engelli bireylerin tedavi süreçlerine desteklenmesi mümkündür. Tamam. Robot adı verilen belirli bir yapay zekaya sahip ve bağımsız hareket edebilen sistemleri insanlar geliştirmektedir. Bak şimdi ne oldu? Oh yeni bir paragrafa geçti. İçerisinde bu bu yüzden hatta böylece gibi ifadeler var mı? Yok hocam. O zaman bu giriş cümlesi diyebiliriz. Madem yok giriş cümlesi diyebiliriz. Bu robotlar dedi bak bu robotlar diyerek de 6'yı 5'e bağladı. O zaman 6'dan da yeni paragrafa geçemiyoruz. Yeni paragraf 5 ile başlıyor. O yüzden cevabımız D seçeneği. Şuradan sonra yani şu altını morla çizdiğim yerden sonra yeni bir paragrafa giriş yapıldı. Geldik ee, sözel mantık sorusuna. Diyor ki Fatma, Necati, Osman, Ayşe ve Cemal adlı kişilerin abone oldukları H, S ve T gazeteleri ve B, M ve Z dergileriyle ilgili şunlar bilmektedir. Gerçekten saçma sapan dergiler, saçma sapan gazeteler. Bakalım. Şimdi bu bilgilere göre hangisi yanlıştır, hangisi doğrudur diyor. Şimdi öncelikle bir tablo çizmemiz lazım. Öncelikle isimlerimiz ne? Fatma. Fatma'nın F'sini yazıyorum Tonguç'um. Sonra kim var? Necati, Osman, Ayşe ve Cemal. Gerçekten güzel arkadaşlarımız. Şöyle çiziyorum. Ee, bir de ne var? Ee, gazetelere aboneler. Gazeteleri şöyle yapalım. Gazeteler neymiş? H gazetesi. Başka ne gazetesi var? S gazetesi ve T gazetesi var. Böyle tablo yapmamız gerekiyor. Gazeteleri morla göstermiş olalım. Şöyle tamam. Gazeteler alakalı bir şöyle çizelim bakalım ne çıkacak. Şunlar gazeteler tamam mı? Şimdi isimler ve gazeteler. Diyor ki Fatma S gazetesine ve M dergisine abonedir. Fatma S gazetesine aboneymiş. Tamam. Ha dergileri de yazalım. Dergileri de şöyle başka bir renkle yazalım. Dergiler neydi? B dergisi vardı. M dergisi vardı ve Z dergisi vardı. Böyle güzel güzel tablomuzu çıkaracağız sonuçta. Um. Şöyle yapıyorum. Devam ediyoruz. Fatma Ayşe Hayriye e Öyle bir şarkı var değil mi? Şimdi BMZ. Şimdi Fatma neymiş? E, S gazetesine ve e, M dergisine aboneymiş. Tamam bunu yaptık. Diyor ki sadece B dergisine abone olan Cemal. Cemal nerede? Burada. Sadece B dergisine aboneymiş. Tamam. Cemal. Fatma ile aynı gazete üyeydir. Fatma hangi gazete üyeydi? S gazetesine. Tamam S gazetesineydi. O zaman buraya da S'yi yazıyoruz. Fatma ile aynı gazete Çünkü Fatma'nın gazetesini biliyoruz. T gazetesine üye olan Ayşe, Necati ve Cemal'le aynı dergi abonedir. T gazetesine üye olan e, Ayşe, Ayşe T gazetesine üyeymiş. Necati ve Cemal'le aynı gazete üyedir. Necati ve Cemal'le aynı dergi üyedir. Necati ve Cemal'le diyor. Cemal hangi dergi üyeydi? B dergisinin üyeydi. O zaman e, burada Ayşe'yi işaretliyorum. Bir de Necati'yi de işaretliyorum. Niye? Çünkü Necati'nin de vermiş oldum. Devam ediyoruz. İkisi de hatta üçü de birden B dergisine aboneymiş. H gazetesine üye olan Osman. Osman nerede? Burada. Osman'a H üye yaptık. H gazetesine üye olan Osman. Fatma ve Ayşe'den farklı dergi abonedir. Fatma ve Ayşe'den. Fatma M ye, Ayşe B idi. O zaman bu da farklı bir dergi abonesi. Geri B ve M'den başka Z kalıyor. O zaman Osman'a da Z'ye üye ediyoruz. Gerçekten sıra dışı bir arkadaşlık. Dergi gazete üçgeni içerisinde kendimizi bulduk. Şimdi bu bilgi tabloyu yapacağız. Tablo yaptıktan sonra devam ediyoruz. Bana neden bunu yaptırıyorlar hocam? Sana bunu neden yaptırıyorlar biliyor musun Tonguç'um? Eğer bunu yapabiliyorsan dikkatli bir şekilde yarın bir gün fen lisesine girdiğinde, anul lisesine girdiğinde, sosyal mühendis girdiğinde orada öğrendiğim bilgileri de böyle tablolaştırıp notlar çıkarabilirsin mi, çıkaramaz mısın ona bakmaya çalışıyorlar. Şimdi bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Necati Bey dergisine bu nedir? Bakalım Necati Bey dergisine bu nedir? Yok bu doğru. Burada bir hata yok. Devam edelim. Osman Z dergisine abonedir. Osman Z dergisine abonedir. Tamam bunu da söyledik zaten. Necati ve Osman aynı gazeteye alabilir. Aynı gazeteye alabilir diyelim. Bakalım. İyi, yani abone olabilir demek istiyor herhalde. Bakalım nerede? Necati burada. Bakalım Necati ve Osman. Alabilir gerçekten. Alıp almadığını bilmiyoruz. Necati şu anda Necati ile alakalı herhangi bir gazete isim vermedi. Ama alabilir yani. Almayabilir, alabilir. E, Fatma ve Cemal aynı dergi abonedir demiş. Fatma hangi dergiye abone? M dergisini. Cemal hangi dergiye abone? B dergisini. Biri B, biri M farklı. O zaman bu aynı dergi abonedir diyemeyiz. Bu kesinlikle yanlış oluyor. Şimdi buraya bakalım. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi B dergisine abone olanlardan biri değildir? B dergisine Necati, Ayşe ve Cemal aboneydi. O zaman cevabımız ne oluyor? Osmanlı. Osman. Osman. Evet. Osman. Doğru cevabımız oldu. Şimdi geldik yazım ve noktalama hatalarına. Demiş ki. Bugün burada toplanmamızı sağlayan üç önemli şey şudur demiş bak. Bir kere bugün yanlış yazılmış. Bugün bitişik yazılır. Bugünü şöyle bir kere düzeltelim. Burada toplanmamızı sağlayan değil, sağlayan dememiz lazım. Yanlış bir ünlü daralması yapılmış. Üç önemli şey şudur. Başarı, arkadaşlık ve dürüstlük üç önemli demiş ama buraya üç nokta koymuş. Halbuki buraya ne koyması lazımdı. Nokta koyması lazımdı. Hiçbirimiz, hiçbirimiz bitişik yazılır. Bunun altını çizelim şöyle. Hiçbirimiz Taraf darı olduğumuz demiş. Halbuki ünsüz benzeşmesi olması lazım. Taraf tarı olduğumuz takımı iyi gün ya da kötü gün fark etmeden ya da ayrı yazılır. Ya da fark etmeden. Fark etmeden de ayrı yazılır. Desteklemekten değil desteklemekten olacak. Vazgeçmemeliyiz. Vazgeçmemeliyiz bir şey yazılır. Vazgeçmemeliyiz. 1943'den değil ten beri değişmeyen tek gerçek budur demiş. Üç, ten, dört, ten, beş, ten dememiz gerekiyor. Bunu da bileceğiz. Evet, o zaman sorularımızı bitirdik sonuç ayarlarında. Senin şimdi yapman gereken mutlaka yazılı notlarından... Zaten tüm dersler var. Hem birinci hem de ikinci yazılı vardı. İkinci yazılı konuların hepsini güzel güzel çalış. İngilizce için, din için, matematik, fen, Türkçe için hepsi burada. İnkılap tarihi de var. Aynı zamanda Zoru Bankası'ndan, Dinamo'dan ya da sanayi olan taktiklerden sorular çöz... Tabii ki de en önemlisi motivasyon denemelerimizden de bol bol soru çözmen gerekiyor. Bu sorular 2021'de, 2020'de birçok soruyu yakaladı sınavda. 2022 için de revize edildi. Yeniden soru yakalamak için seni bekliyor. Buradan da bol bol deneme çözmeni tavsiye ediyoruz sonuç benim. İnşallah hem bu yazılından hem de LGS'den tahmin çok daha güzel notlar alırsın. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap yorumlara yolla Tomcum.